Elimde yine sorumlu bir anakart var. Bu anakarttaki sorun LGA soket pinlerinin birinin kırık olması, eksik olması. Bu anakart açılmıyor. Yeniden merhaba arkadaşlar. Elimde yine sorumlu bir anakart var. Bu anakartı Karaman'dan çok değerli bir kardeşim gönderdi bana. Bu anakarttaki sorun LGA soket pinlerinin birinin kırık olması, eksik olması. Görüyorsunuz. Bu anakart açılmıyor. Takılı kalıyor. Ve şu anda kullanılabilir değil. Bunu bir bilgisayarcıya getirseniz size hemen yeni bir anakart satma derdine düşecektir. Önce anakarttan LGA soket demirini ayırıyorum, çıkartıyorum bunu. Hemen pin ekleme işine geçelim. Bakalım bu anakartı tekrar kurtarabilecek miyiz? LGA soket pinini yerleştirdik ancak kurumasını bekliyorum. Daha sonra düzeltme yapacağız. Daha önceki videolarımda yerli ve milli termal macun yapımını göstermiştim. Bu içeriye çok güzel örnek olacak bir durumdan bahsedeceğim. Bu anakart çalışıyor, start alıyor ancak RAM yok hatası veriyor. Şimdi bu RAM'i çıkartalım. Bir deneyelim. Hani gerçekten RAM yok hatası veriyor mu? Hep birlikte görelim. Start veriyorum. Buzzer'ımız takılı. Diyor ki bende RAM yok. Tamam, güzel. RAM'i takıyorum. Bunu tüm slotlara denedim. Hepsinde de aynı sorun var. Yani RAM ile alakalı bir sorun yok aslında. Şimdi tekrar start veriyorum. Böylece donup kalıyor. Tekrar etmek gerekirse diğer tüm RAM slotlarını da denedim. Aynı hata. Şimdi sorunu nasıl tespit ettim? Şimdi çıkartıyorum işlemciyi. Dikkat edin. Şu köşede termal macun akmış. Bakın dikkat edin. Termal macun akmış. Sadece bu köşede kalmamış. Alayım işlemciyi. Macunu görüyorsunuz. Bir de LGA sokette var. Yani pinler şu anda köprülenmiş durumda. Eğer bu pinlerden biri yüksek voltaja sahip olsaydı burada bir puntalama kısa devre yapardı. İşte termal macunun iletkenliği burada devreye giriyor. Yani iletken olmamalı. Kullanıcı hata yapabilir. Termal macunu LGA soketin üzerine damlatabilir. Bu durumda anakart yanacaktır. Şimdi bunu temizleyelim. Pili taktım. Şimdi tekrar start veriyorum. Bakalım ne olacak. İnşallah açılır. Heh. Şimdi görüntü geldi. Evet arkadaşlar. Görüntü aldık Allah'ın izniyle. Hemen klavyeyi bağlayıp BIOS'a geçelim. Klavyeyi de bağladık. BIOS'a geçiş yaptık. Evet arkadaşlar, bu iş bu kadar Allah'ın izniyle. Bunu da başardık. Değerli kardeşime hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Bu anakartı kurtardık. Ülkemizden
bir döviz çıkmasını daha engellemiş olduk. Ben bu gözle bakıyorum. Başkaları ne gözle bakarsa baksın, umurumda değil. Umarım bu içerik sizlere fayda sağlamıştır. Birazdan LGA soketini açacağım. Yani işlemciyi çıkartıp LGA soketin olduğu yeri göstereceğim size. Nasıl yapıldığını siz de göreceksiniz. Bunun daha iyisini yapan arkadaşlarım da gördüm ben Türkiye'de. Yani benden daha iyi olanlarını da gördüm. Ancak bir türlü iletişim sağlayamadım. Bu arkadaşlarımın değeri bilinmeli. Ben öyle düşünüyorum. Her şeyi de ben yaptım demiyorum zaten. Her zaman bu işi daha iyi yapana övgülü sözler söylemek benim görevimdir. Ben böyle biliyorum. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Eğer destek verirseniz ben bu tür içerikleri yayınlamaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet, gördünüz arkadaşlar. Şimdi işlemciyi takalım. Anakarta start verelim.